Türk savunma sanayinin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak için geri sayım sürüyor. Fotoğraf, animasyon, mock-up derken Türkiye'nin Milli Savaş Uçağı projesinin yeni kilometre taşı için yaklaşık 10 ay kaldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yürütülen projede, Aselsan, Havelsan, TÜBİTAK başta olmak üzere birçok kuruluş görev alıyor. TUSAŞ, Milli Muharip Uçağın parçalarını üretmek için yoğun bir çaba içerisinde bulunuyor. Binlerce parçanın büyük bölümünün üretimi tamamlandı. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Milli Muharip Uçak projesinin geldiği aşamaya ilişkin bilgi verdi. Buna göre Eylül ayında uçak ortaya çıkacak. Projenin bundan sonraki ilk önemli eşiğini, yaklaşık 10 ay sonraki uçağın motor çalıştırarak hangardan çıkması oluşturuyor. TUSAŞ, Milli Muharip Uçağı 18 Mart 2023'teki hangardan çıkış törenine hazırlıyor. Üzerinde aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştırmasının ardından yer testlerine başlanacak. Milli Muharip Uçağın üretimi için yaklaşık 1000 mühendis çalışırken, bu sayı ilerleyen aşamalarda 3000'e çıkacak. Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunun 2026'da yapılması, 2029'da da teslimata başlanması amaçlanıyor. MMU projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçaklar üretilecek. Türkiye proje ile yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek. Bloklar şeklinde sürekli gelişmeye devam edecek Milli Muharip Uçağın motorunun yerli olarak geliştirilip üretilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.